Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size Pompei gezimden bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak Pompei'ye Napoli Merkez İstasyonu'ndan kalkan trenlerle 40-45 dakikalık bir yolculuk sonrası ulaşabiliyorsunuz. Pompei'de iki tane tren istasyonu bulunuyor, yani iki durak bulunuyor. Biri Pompei'nin antik kentine biraz daha yakın, diğerine ise biraz daha uzak. Uzakta olan yaklaşık olarak 400 metre kadar falan mesafede. Gidiş geliş bilet fiyatı da 5 euro 60 cent kadar. Arkadaşlar merhaba. Şu an Pompei'deyiz. Amfitiyatroya girdik. İlk başlangıç için buradan başlıyoruz. Sonra geri kalanını devam edeceğiz. Bütün gün buradayız herhalde. Giriş biletinizi girişte bulunan bilet kişilerinden alabilirsiniz. Bilet fiyatları 16 euro. İsterseniz internet üzerinden de biletlerinizi alabiliyorsunuz. Böylelikle sıra beklemek gibi de bir derdiniz olmaz. İnternet üzerinden alınan bilet fiyatları ise 18 euro. Pompei, Vezüv Yanardağı eteğinde M.Ö. 5000 yıllarında kurulmuş. Şehrin lavlar altında kalmasından 159 yıl kadar önce Romalıların egemenliği altına girmiş. Romalılar Pompei'yi eşi benzeri görünmemiş bir eğlence merkezi haline getirmişler ki gece gündüz gelen tüccarlarla dolup taşan zengin bir yer haline almış. Sokaklarda gördüğünüz taşlar Vezüv'ün daha önceki patlamalarından elde edilmiş lav taşlarıyla döşenmişler. M.Ö. 79 tarihinde Vezüv Yanardağı'ndan dumanlar yükselmeye başlar ve büyük bir gürültüyle volkanın ağzından aniden yükselen kül bulutu birkaç saat içinde Pompei'yi kaplar. Halk limana doğru kaçarak gemilere binmeye çalışır. Göksen, iri kum taneleri büyüklüğünde kızgın taşların yağmasının hemen arkasından da gaz ve kül yüklü kocaman siyah taşlar düşmeye başlar. Bu taşlar yere değer değmez ilk kayıpların verilmesine neden olmuştur. Volkandan çıkan zehirli gazları soluyanlar ise anında ölmüşler. Sonra ardından Pompei üzerine küller yağmaya devam eder ve ilk ölenlerin üstüne yorgan gibi bir örtü olarak serilir. Birkaç saat içinde şehirde yaşayan 16 bin insan bir anda yok olur.
taş kalıpları halinde çıkarıldıkları vakit ölüm anında ne yapıyorlarsa o halde bulunmuşlar. Pompei'de halkın %60'ı asil, %40'ı kölelerden oluşuyordu. Asiller o kadar zengindi ki daha fazla yemek yiyebilmek için kas tüylerini kullanarak kusup tekrar yemek yerlerdi. Kimilerine göre şehirdeki eğlence düşkünlüğü ve sapkınlıkların şehrin helak olmasına neden olduğu. Antik kentinden çıkarılan birçok kalıntıyı Napoli Arkeoloji Müzesi'nde bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben videomun sonuna geldim. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.